Bir insanda Allah'ın verdiklerine ve aldıklarına karşı rıza var mı? Memnun mu? Allah'tan bir şikayeti var mı insanın? Yok mu? Bunu ölçebiliriz. Nasıl ölçeceğiz? En önemli ölçümü şudur. Ben bir insan olarak, Müslüman olarak bugün Allahu Teala'nın nimetleri içinde yüzüyorum. Param var. Çoluk çocuğum yerinde keyifleri var. Ki evim var. Gerçi evim evim olsun da sağlığım olmasın diyor ya insanlar. Tamam evim var. Bir de dükkanım var kirada iyi bir yerde. Tatile de gidiyorum. Bu yakın zamanda bir akrabamız da ölmedi. Çok güzel. Dolayısıyla Allah'tan bana nimetler geliyor. Yağıyor adeta nimetler. Ben bugün sabah namazı kıldım. Sabah namazından sonra dua ettim. Ya Rabbi dedim bir ölçüm cihazı var kabul edelim. Benim ya Rabbi derken ki minnettarlığımı, şükür mantığımı, memnuniyetimi dilimdeki ifadeden ölçebilirim. Sabah namazına durduğum vakitte Allahu Ekber deyip namaza durduğum zaman o namazın bana verdiği mutluluk, hissiyatı anlaşılır. Bunu ben ölçtüm. Diyelim ki yüz yaptı yani mutlu olmam çünkü keyfim yerinde. Bir zaman geçti. Belalar sardı beni. En büyük bela ne olabilir? Dairemi sattım, kiraya çıktık mesela. Oldu diyelim. Kiracım dükkanımdaki kiracı da kirasını vermedi. Eşim hastalandı. Çocuklardan biri kaza yaptı, hastanede yatıyor. Bende de damar tıkanıklığı çıktı. Artık bir kaosun içine girdim. Yani alabora oluyorum. Ben iki sene önce sabah namazını kıldığımda ki ya Rab değişim yani o nimetler içindeki Allah ile olan bağlantım, Allah'tan rızam, memnuniyetim şimdi sabah namazı kıldığımda düşmedi ise yani ben dün ne güzeldim nereden buldu beni bunlar ben bir haksızlığa uğradım herhalde, gibi bir hissiyatım yoksa, yani nimet ve bela, hangisi gelirse gelsin, benim Allah'a bağım aynı oranda devam ediyorsa, onu Rabbim, Rahman Allah, Rahim Allah, Gafur Allah, Nimet veren Razzak Allah olarak, görmemde bir değişiklik olmuyorsa rıza makamına oturdum demektir. Çünkü o Allah'ı Rab oluşu, ilah oluşu penceresinden izliyor. İyilikleri, nimetleri penceresinden izlemiyor. Eğer nimetler penceresinden izlerse o pencereyi kapattığında ya da hafif araladığında Allahü Teala küsecek bu. Tam aksine ni'metler olduğu gibi devam ediyormuşçasına hatta biraz daha da minneti artarak Allah'a yöneliyorsa kul onu rızık veren, bahşiş veren, yağmur yağdıran Allah gördüğü gibi imtihan edince de aynı Allah görüyorsa onun bağlılığı, samimiyeti, teslimiyetinde bir tartışma olmuyorsa bu kul için Allahu Teala'dan razı denir. Burada tabii ki şu notu bir kenara yazmamız lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen hiç kimse hiç ama münafık değilse şüphesiz yani Allah için inanarak söylüyorsa ben Allah'tan razı değilim haşa demez. Böyle bir cümle kimsenin ağzından çıkmaz. Bu tavırlarda, hislerde ortaya çıkar. Allah-u Teala'nın adeta kayırma yaptığını, filancalara verdiğini ona vermediğini düşünür. Ama bunu diliyle söylemez insan. Şunu yapmaz mesela. Madem sen bana nimet vermedin, ben de namaz kılmıyorum. Temez Müslüman. Namazda soğukluğu olur. Ama kılarken. Gerçi yani şeytanın elinde oyuncağa dönmüş bir insan maazallah yani namazı hepten de bırakabilir. Alkole dönebilir. Ama genel itibariyle mümin bunu söylemez. ibadetlerinde, hissiyatında, duasında ve duanın kabul olacağına dair inancında ortaya çıkar bu rıza arızası. Ben konuşuyorum, söylüyorum duamı ama hiç tuttuğu da yok Dem demez. Ama bazen yıllardır dua ettik de, ne olduğu gibi fısıldılar geçer kalbinden. Şeytanın sinyalleri bunlar. Rıza makamına ulaştığını anlata anlayabilmemiz için bir insanda görülmesi gereken şeylerden biri de dini ve iffeti dışındaki konularda yıllar süren kavgalar, gürültüler yapmaz. İnsanlarla kavgalaşmaz. cederleşmez. Dinine bir saldırı varsa, iffet namusu ile ilgili bir sorun varsa ona bir dosya açar, ölünceye kadar o dosyayı unutmaz. Ama camımı kırmıştı, arabamı vurmuştu diye yıllarca süren kavgası olmaz müminin. Çünkü yıllarca sürdürülen beşeri düzeydeki konuların kavgaları zamanla o, o insanları yaratan Allah'a karşı saygısızlığa sevk eder insanı ve bunu anlayamaz insan ve Allah'tan razı mıdır değil midir insanın ölçülebileceği tavırlarından biri muhtaç olsa bile istemez istemeyi kendisine yakıştıramaz durumda ise Müslüman, o Müslüman da Allah'ın verdiği hale razı olmak yüksek oranda var demektir. Bunu Bakara suresinin 273. ayetinde görebiliriz. allah Teala iyi kullarından bahsederken يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ buyuruyor. Tanımayan biri, onun evdeki durumunu bilmeyen biri diyelim. Onlara dışarıdan baktığında zengin adam zannederler onu. Onurludurlar. İnsana yüz suyu dökmez. İnsan insana ne zaman yüz suyu döker? Allah'tan umut kestiği zaman. Allah'ın verdiğine razı olmadığı zaman. Bunu bu hayatın içinde örneklendirebiliriz. Bir evde Mesela 3 bin lira, 4 bin lira aylıkla geçindiğini düşünelim insanlara. Artırabiliyor musunuz? Dediğimde 100 lira, 200 lira anca artıyor diyor. Doğrudur da o kadarla geçiniyor. Şimdi bakıyorsunuz çocuğu ilkokula başlayacak. Çocuğun ilkokula başlaması devletin okulunda ücretsiz okuyor zaten. İşte bir ayakkabı alacak ona vesaire. Senede bir ayakkabı alacak. Şimdi yüz suyu dökmekten imtina eden bir anne baba çocuğu okula başlıyor. 200 lira 300 lira anca artıyordu onu da o okulun ilk masrafları olarak verdiler. Tamam bitti düşünür. Fakat rıza noktasında sorunu olan bir aile anne ve baba çocuğun okula başlamasıyla zannedersin ki İstanbul'a bir Boğaz Köprüsü daha yaptıracak. Dolayısıyla çok büyük masraflara girdi. Bir anlatır ki o okulun masrafları. Yahu oku, bu zamanda çocuk okutuyoruz. Çocuk çocuk. Sanki zannedersin Londra'ya gönderdi. Ayda 50 bin siteli masraf ediyor. Çocuk okutuyoruz. Nasıl geçindireceksin? Yani öyle diye diye de evindeki bereket gider. Ve gerçekten de o çocuğu okutamayacak kadar sıkıntıya girerler. Bunu söylemesi alkol kullanmak gibi bir haram mı? Değil tabi. Onu konuşmuyoruz. Ama iki Müslüman tipini konuşuyoruz. Bakara suresinin 273. ayetindeki Müslüman o çocuğu okula götürür. Evlerindeki ekmeklerden kısar. Masraflarını yaparlar o çocuğun. Ama insanlara da bu sene çocuğu okula götürdüğümüz için çok kötü durumdayız. Ne yapıyor? Devlet ilgilenmiyor bizde. Demez. Delim ki öyle olsun gerçek bunu kullanmaz. Kredisini tüketmez insanlarda. Yüzündeki suyu dökmez insan. Bu Allah'tan razılık makamı çok yüksek bir makamdır. Bu ashab-ı kiramda Allah onlardan razı olsun. Tabiin neslinde, tebeu'ut tabiinde çok yüksek oranda görülmüş bir duygudur. Yani bunlar Allah bizden istiyor Peygamberi öğütlüyor dediğimiz zaman hayali bir şey. Ya nasip tutar mı tutmaz mı cinsinden şeyler değil bunlar. Bu rıza makamında insanlar çok yüksek noktalara geldiler. Allah'ın ne dostları var? Yani ikinci elbisesi olmayan ama varilik yapan insan tanıyor bu dünya. Bir Saad bin Ebi Vakkas tanıyor. Bir Muaz Cebel tanıyor. Bunlar valilik yaptılar. Bu ümmet öyle valiler gördü ki Medine'de onun halifesi yamalı bir cübbeyle Mekke'de ve Medine'de dolaşıyordu. Onlar da haftanın bir günü üstündeki elbiseyi yıkayıp kuruttuğu için dışarı çıkacak ikinci elbisesi olmadığı için haftanın bir gününü evde kapalı geçiriyorlardı. Şikayetleri de yoktu. Kimseye de mesela Ömer'e mektup yazıp dilekçe yazıp bir elbise paramız bile yok, ne biçim memuruz bu devlette? Demediler. Aynı günlerde de kendi elleriyle topladıkları serveti çuvallara doldurup sandıklara doldurup develere yükleyerek Medine'ye gönderdiler. Kendi harcahalarını almadılar orada. Devlet Kasası altın dolu, mücevher dolu. O altını mücevheri kazanan vali yırtık dolaşıyor. Elbisesiz geziyor. Terliksiz geziyor. Bu rıza makamından kaynaklanıyor.